bizden noktayı 12,5'in üzerine getirmemizi istiyorlar. Bir bakalım. Burası 12. 12,5, 12 ile 13'ün tam ortasında olacağı için noktayı buraya getirelim. Bir de 12,5'i en yakın onluğa yuvarlarsanız, en yakın onluğa yuvarlarsanız kaç eder diye sormuşlar. Ve onlukları da mavi ile işaretlediklerini fark ettiniz değil mi? Burada 10, burada da 20 var. Evet, 10 ile 20'nin arasındayız ama sizce hangisine daha yakınız? En yakın onluk sizin de gördüğünüz gibi 10 olduğu için doğru cevap 10 olacak. Bu soruyu bu şekilde çözdüğünüzde yuvarlama ile ilgili bildiğiniz kurallar da daha anlamlı oluyor öyle değil mi? Kural neydi diye merak ediyorsanız yuvarlama yaparken onlar basamağından bir basamak aşağı gider ve bu basamaktaki sayıya bakarsınız. Eğer 5'ten küçükse aşağı doğru yani 10'a doğru, büyükse de yukarı doğru yani 20'ye yuvarlarsınız. Ve burada 10'a daha yakın olduğumuz için neden 10'a yuvarladığımızı daha net bir şekilde görebiliyoruz. Evet gelin bir tane daha yapalım. Burada da 0,136'yı işaretlememizi istemişler. Burası 0,13 yani 13 yüzde birlik. Burası da 0,14 yani 14 yüzde birlik. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O halde bunların her birini bu iki yüzde birlik arasındaki 10 binde birlik olarak düşüneceğiz. 13 yüzde birliğe 6 binde birlik eklememiz gerektiği için 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte burası. Şimdi bir de bu sayıyı en yakın yüzde birliğe yuvarlamamız gerekiyor yüzde birlikler yine mavi ile işaretli. Peki hangisine daha yakınız? 14 yüzde birliğe. Yani 0,14'e. Kuralı uygularsak binde birler basamağında 6 var. 6, 5'ten büyük olduğu için de 0,14'e yuvarlarız. Evet, gelin devam edelim. Bu sefer de verilen noktaların hangisinin 44,197 üzerinde olduğunu bulmamızı istemişler. 44 ile 45 arasında olacağı için aradığımız nokta C noktası. Sonra bir de 44,197 en yakın tam sayıya hangi en yakın tam sayıya yuvarlanabilir diye sormuşlar. Bunu birkaç farklı şekilde yapabiliriz. Onda birler basamağındaki sayı 5'ten küçük olduğu için 44'e yuvarlanır diye düşünebiliriz. Ya da C noktasının hangi tam sayıya daha yakın olduğuna bakabiliriz. 44,197 sizce 44'e mi yoksa 45'e mi daha yakın? Ve tabii ki 44'e. Evet gelin bir tane daha. A'ya en yakın binde birlik ve yüzde birliği bulmamızı istiyorlar. A burada. 0,07. 7 yüzde birliktir. 0,8 de burada. Ve sonra aralarında da bu 71 binde birlik olmalı, 72 binde birlik, 73, 74 ve 75 diye devam ediyor. A, 78 binde birlikle 79 binde birlik arasında. O halde en yakın binde birlik biraz yakından bakarsak, evet 78 binde birlik kesinlikle daha yakın olduğu için cevap 0,078 olacak. Bir de en yakın yüzde birliği bulmamız lazım. A'nın aralarında olduğu yüzde birlikler hangileri? 7 yüzde birlik ve 8 yüzde birlik öyle değil mi? Peki hangisine daha yakın? Tabii ki de 8 yüzde birliğe. Bu videoda size bir sayıyı en yakın tam sayıya, onluğa, yüzde birliğe ya da binde birliğe yuvarlamanız istendiğinde en yakın binde birliği, en yakın yüzde birliği ya da onluğu ya da tam sayıyı bir sayı doğrusu kullanıp nasıl kolaylıkla bulabileceğinizi göstermeye çalıştım. Umarım işe yaramıştır.